Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 8 çekirdekli 4 GB RAM'e sahip olan aynı zamanda çift arka kamerası bulunan Casper Via F1'e bakıyoruz. Telefonu incelemeye öncelikle kameradan başlamak istiyorum çünkü televizyon reklamlarında dahi en çok bu kısmını ön plana çıkarmışlardı. Nedir ne değildir gelin kamerasına bakalım. Telefonumuz birisi 13, diğeri 5 megapiksel olmak üzere iki arka kamerayla birlikte geliyor. Çift kameraları artık çoğu güncel akıllı cihazlarda görmeye başladık. Alt taraftaki kameramız f2.0 değerinde 13 megapiksel fotoğraflar çekebilirken 5 megapiksellik kameramızda da fotoğraflarımıza derinlik katabiliyoruz. Tabii ki de iPhone 7 Plus'ta gördüğümüz kadar hızlı çalışmıyor bu özellik, ancak fiyatında iPhone 7 Plus'la yakından uzaktan alakası yok. Özellikle dışarıda gündüz ışığında fotoğraf çektiğimizde ve çekeceğimiz objeyle aramızda belli bir mesafe koyduğumuz zaman fotoğraflar oldukça tatmin edici hale geliyor. Aynı zamanda bu kamerayla 1080p videoları saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Maalesef 4K video çözünürlüğü gibi bir seçeneğimiz yok, bunu belirtelim. F2.2 diyafram değerindeki ön kameramız 13 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafına baktığımızda da 720p değerinde kaldığını görüyoruz. Ön kameranın en büyük avantajlarından bir tanesi bir flaşa sahip olması. Karanlık ortamlarda gerçekten kurtarıcı olabiliyor bu flaş. Arka kameramız düşük ışığa geçtiğinde fotoğraflarda biraz kullanmaya yol açabiliyor. Kamera menüsüne de şöyle bir göz gezdirecek olursak oldukça sade ve anlaşılabilir bir menü olmuş. Ağır çekim, hızlı çekim, bokeh modu gibi özelliklere kamera arayüzümüzden hızlıca ulaşabiliyoruz. Bokeh deyince akıllar karışmasın arkadaşlar, bu arka planı bulanıklaştırma işine bokeh deniyor. Kameramıza değindiğimize göre biraz da kutu içeriğinden ve tasarımından bahsedebiliriz. Telefonun kutusundan tabii ki de telefonun kendisi, micro USB kablomuz, adaptörü, günü kurtarabilecek seviyede olduğunu düşündüğüm bir kulaklık, ekran koruyucu ve silikon kılıf geliyor. Tasarımdan devam edecek olursak da 5.5 inçlik Full HD IPS 2.5D olan bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranı da Corning Gorilla Glass 3 ile koruma altına almışlar. Telefonumuzun sağ tarafına baktığımız zaman ses açma kısmı ve güç düğmelerini, sol tarafında SIM kart ve 128 GB'a kadar arttırılabilir microSD kart yuvasını görüyoruz. Telefonun üst kısmında 3.5 mm'lik jack girişini görürken alt tarafına baktığımız zaman 1 adet mono hoparlör, 1 adet micro USB girişi ve onun hemen yanında da mikrofonu görüyoruz. Arka tarafta en çok dikkat çeken şey tabii ki çift kameramız olurken ön tarafta kapasitif tuşlarımızı, ön kameramızı, flaşımızı ve avizemizi görüyoruz. Ön taraftaki ana ekran düğmemizin şöyle bir özelliği var, parmak izi okuyucusu olarak çalışıyor. Oldukça hızlı ve stabil çalıştığını da söyleyelim. Sadece siyah renk seçeneği bulunan telefonumuzun kutu içeriğinden çıkan diğer aparatların kulaklık olsun, USB kablosu olsun, bunların beyaz olması bana biraz garip geldi. Keşke onlar da siyah olsaymış. Telefonumuzun 7.4 mm'lik bir kalınlığı, 15.4 cm uzunluğu, 7.6 cm'de bir genişliği bulunuyor. Ayrıca metal kasanın da etkisiyle toplam ağırlığımız 168 grama ulaşmış. Telefonumuz Android 6.0 sürümüyle birlikte geliyor. Muhtemelen de 7 sürümüne de güncelleme alacaktır. Bizim tahminlerimiz bu yönde. Dahili depolama alanımızın 64 GB olduğu telefona dilersek 128 GB'a kadar microSD kart takabiliyoruz. Tabii ki de başlangıç içinde 64 GB oldukça yeterli diyelim. 3000 mAh'lik bataryasıyla birlikte bizlere bir günlük kullanımı oldukça rahat bir şekilde vaat eden Via F1, gelin bakalım 15 dakikalık oyun testimize neler yapacak. Evet arkadaşlar, oyun testimize hızlıca başlamak istiyorum. Başlamadan önce şarjımız %61'de ve sıcaklığımıza hızlıca beraber bakalım. 26.7 gördük en yüksek, şu an sıcaklık olarak 27 diyebiliriz. Ve oyunumuzu açalım, kronometremizi de başlatalım. Evet arkadaşlar, 15 dakikamızın sonuna geldik. Hızlıca çıkış yapalım ve şarjımızın %53'e düştüğünü görüyoruz. Hemen sıcaklığımıza da bakalım. En yüksek sıcaklığı gördüm, 36.1 oldu. 36'yı yuvarlayabiliriz onu da. Yani 9 derecelik bir ısı artışımız oldu. Gayet normal değerler. Şarjımız da 61'den 53'e düşmüş oldu. Burada da %8'lik bir şarj kaybı yaşadık. Parlaklığımız %100'deydi. Telefonumuzun sesi açıktı ve Wi-Fi'miz de açıktı. Bunu da belirtmiş olalım. Videomuzun sonlarına yaklaşırken tabii ki de teknik özelliklerden de size biraz bahsedeceğiz. 8 çekirdekli MediaTek MT6755 işlemci kullanılmış bu telefonda. Grafik tarafında da Mali T860 MP2'yi görüyoruz. 4 GB RAM bulunan telefonumuzda Cat 6 desteğiyle birlikte 4.5G'yi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Genel olarak teknik özelliklere baktığımız zaman oyun oynarken bizi fazla üzmeyecek,
aynı zamanda günlük sosyal medya işleri, ne bileyim mailleşme işlerini falan filan rahatlıkla halledebileceğimiz bir telefon olmuş VIA F1. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Casper VIA F1 1900 TL'lik satış fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. 4 GB RAM, yüksek depolama alanı, aynı zamanda çift kamera gibi üstün telefonlarda gördüğümüz özellikleri uygun fiyattan ulaşma açısından güzel bir alternatif olmuş. Arkadaşlar, bunca yıldır hep beraberiz, videolar çekiyoruz, işte yorumlaşıyoruz, konuşuyoruz, arada bir fiyatın size yüksek geldiğini tahmin ediyorum. Ama artık günümüzde yapacak bir şey yok. Amiral gemileri bile 5000 lira seviyesine dayandı. Casper VIA F1'in de özelliklerini düşündüğümüz zaman fiyat biraz normal kalıyor. Arkadaşlar, videomuzu kapatmadan önce şuradaki ankete katılmanızı istiyoruz. Bunun dışında kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, yanımda duran videoları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.